Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, dağlara korku salan üç eşkıya varmış. Ben bugün sizlere bu üç eşkıyanın hikayesini anlatacağım. Ölüm var, ölüm. Kalka! Eşkıma! Eşkıma konuşma. Ellerimizin başında bu şekilde çıkamayız. Sen şimdi şurada güzelce bir yıkan, temizlen bakalım. Olur abi. Ver, tamam mı? İyi düşünmüş. Ver şöyle. Geç. Geç. Boş ver. Of! Böğrettim size et bayram! Düşmanım! Kötülük yapan, kötülük bulur. Beyim. Ölüm var, ölüm. Kazanmakla kaybetmek arasında. Irz düşmanının kellesini getirdim efendim. Susma Masalcı, niye sustun? Hadi anlat. Üçüncü eşkıyaya ne olmuş? Biraz sabırlı olun. Hepsini anlatacağım. Bir saat daha dayanamazsın. Kan başında fışkırmaya başlayınca o zaman bülbül gibi öteceksin. Çok şükür iyileştim ama bacak nasıl kırılırmış gösteririm size. İyilikle kötülük arasında. Ölüm var, ölüm. Kazayla kader arasında. Civan, dikkat etsene. Düşüyordun, dikkat et. Ver. Şuramda bir acı oldu. Dengemi kaybettim. Köçek kıyafetinden dağda bayırda yürünür mü? Niye giydin ki bunu? Vakit mi var sanki? Ancak yetişeceğiz düğüne. Hadi al bakalım, iç şundan. Soluklan biraz, soluklan. İyi gelir şimdi. İyi misin? İyiyim. Eskiden bir itibarımız vardı. Önceden haber verir, katır yollardı. Köçeklik sanki kolay iş mi? Haydi, köçekliği geçtim. Bu toroslarda senin gibi tef çalan masalcı var mı? Yerine göre güldürüyorsun, yerine göre ağlatıyorsun. Em gibi köçek çok. Ama senin gibi masalcı bulamazlar. Allah razı olsun. Sayende ekmek yiyoruz. Hadi yorma kendini, hadi. Hadi gidelim. Hadi gel.
Hadi, hadi çabuk ol. Neredeyse düğün başlayacak. Yolcu yolunda gerek. Ver şu hebeyi bana istersen. Yok, vermem. Ben taşırım. Bunlar niye böyle yumurta kapının ağzına gelince haber vermişler ki? Sana söyleyeyim mi niyesini? Köçek Selim başka düğüne gitti. Ya da parayı az buldu. Mecburen bizi çağırmak zorunda kaldılar. Köçek Selim'in artıklarını topluyoruz. Ayağımda derma kalmadı. Dur, dur. Ver bana bunu. Ver. Terledin sen. Dur. Oo, su gibi oldun. Dinlenmen lazım senin. Kan kusan kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Bir de hastaymış, yaşlanmış diye adımı çıkartırlarsa bu işi de bulamayız. İyi de bu halinle nasıl oynayacaksın? Şu mağaraya kadar dayanabilirsem bir mola veririz. Aztepe'yi aşınca da köye vardık demektir. Hadi bakalım. Ya gayret. Bu düğününe gittiğimiz gelin var ya, meşhur dağlardaki eşkıya Çoban Cemal yok mu? Hı. Onun eski sözcüsüymüş. Çocuğun başına felaketler gelince kız bunu terk etmiş. Şimdi zengin koca buldu herhalde. Düğün yapıyorlar. Sen de Toroslar'daki bütün olayları, eski yanlarını, öykülerini biliyorsun. Bu bilgeliğinle kitap yazsan meşhur olup para kazanırdın. Benim bilgeliğim onların hikayelerini dinledikten sonra üzülmemden. Ben unutamıyorum. Takıyorum kafama. Aha. Yoksa kitap yazmasak da işte böyle düğünlerde masal anlatarak 3-5 paramızı kazanıyoruz. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Gel. Şuraya gel. Hanım, buralar neresi ya? Toros Dağları'nda bir mağara. Gel. Gel hele. Otur biraz, dinlen. Otur. Ağzım kurudu. Matarayı ver bana. Civan. Civan. Civan! Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Civan!
Sen yardım et. Bir etli ekmek olsa da yesek. Ha, yanına ayran olak da yiyecek. Yeter artık. Bizi bu hayattan kurtaracak büyük bir vurgun yapmamız lazım. O zaman alır başımızı gideriz buralardan ta uzaklara. Bismillah, kör şeytan! Allah belanı versin ya! Her yere takıla takıla ya. Öyle vur kaşlarla. Bıktım usandım lan bu hayattan. Görmekten ayaklarım kördüğüm oldu. Vallahi benim de damarlarım şatladı ha. Ah, kolum kolum. Bir halinize şükredin de sağlam ayaklarınızla bu kadar sızlanmayın ya. Lan ne yorulduk ya. Oo. Çökün şuraya, çökün. Arkadaş ne olmuş ya? Ne olmuş ya? Nerede la bu fener? Aç, aç. Nasılsın? Sözlüğünü geri alacağın için heyecanlı mısın? Kim dedi geri alacağımı? Başkasına yar etmeyeceğim sade. Nerede düğün, dernek yapsa basacağım. Kız kurusu olsun, ölsün gitsin. Düğün evini cenaze evine çevirelim. Şerbet yerine kan aksın. Ha, lüzum var mı kan dökmeye? Kan dökmezsen eşkıyalığın hükmü kalmaz. Nam kazanmak kolay mı öyle? He? Hiç acele etme. Düğün bir kızıysın. Şöyle güzelce bir oynasınlar, yorulsunlar. He? İçip içip sabaha kadar kafaları bulsunlar. Ondan sonra yıldırım gibi üstlerine kafalarına çökeriz. Neye uğradıklarını şaşırırlar. Kızada kalan altınların hepsini alacağız. Soyup soğana çevireceğiz. Davran lan yakarım! Sen de kimsin be kadın? Ne diye burada yatıyorsun? Hoo! Ne diye kaçaklar gibi gizleniyorsun? Hoo! Konuşsana be kadın. Nereden geldin? Ne diye yatıyorsun burada? Tuzak kokusu alıyor benim burnum. Bunun arkası boş olmasa gerek. Belki de birileri dışarıda pusuya yatmıştır. Yaşlı damat Hüsam Ağa'nın eli kolu uzundur. Hadi ne ama şu şerefsizin abi ya. Kanım beynime çıkıyor. Tamam kardeş kızma. Oo! Bunca lafa uyuyor mu yoksa uyuma numarası mı yapıyorsun? Ana. Lan başka bir şeymiş lan. Gitme tuzağın üstüne. Gel hele şöyle gel. Temkinli olmamız lazım. Oğlum ne tuzağı lan? Ne tuzağı? Köçekmiş lan bu. Köçek mi? Hem de ölü köçek. Kim bilir eteğinin altında ne var? Ölüm var, ölüm! Ölümün sesi yakındır. Ölüm hem ağır hem yavaştır. Şimşek.
ölüm. Göğün kapısını açıksanız da peşinizden gidin. Yakarım ha. Ne ölümü? Ölen kim? Bana bak. Bilmece gibi konuşma. Konuşacaksan bizim dilimizle konuş. Gök yıkılır. Ruh seslenir. Herkes olduğu yerde son bulur. Bir çocuk dünyaya geldi mi? Bir adımı ölüm. Diğer adımı hayattır. Attığı her adımın biri ölüm. Biri yaşam olarak yaşlanır. Bana bak kadın. Seni böyle söyleten nedir? Ruhunu dinlendir de ne diyeceksen öyle konuş. Ölüm yaşlıdır. Ölüm gençtir. Ölüm her zaman alacaklıdır. Ölüm besleyen ölümün meyvesini topar. Ölüm öyle her zaman beklediğiniz gibi gelmez. Ölüm ansızın gelir. Geldiği zaman da fena gelir. Kimsin sen kadın? Falcı mısın? Büyücü müsün? Yoksa şeytan mı sızmış bunun içine? Bizi ne diye ikiciklendiriyorsun kadın? Ölüm dürüsttür. Ölüm merttir. Eskiden geleceğini belli ederdi. İhtiyarlıktı. Hastalıktı. Şimdi zamanı ölümlerine sual da edilmez. Sabaha sağ salim çıkacağımızda belli olmaz. Ha. Ne demek bu şimdi? Ne diye sabaha çıkıp çıkmayacağımız belli değilmiş. İşin içine ölüm girince kimin ne zaman öleceği hiç belli olmuyor. Ya reis, ne saçmalıyor bu kadın böyle? Kendince bir sebebi var ki diline vurmuş konuşuyor. Bırakın konuşsun bakalım. Sözün ucu nereye varacak? Sen şu dışarıyı bir kolaçan et. Nefes canın ekmeğidir. Ekmek kesilir. Hava ağırlaşır. Rüzgar çürür. Ölüm tene yapışır. Bu çıplak, duvarsız dünyada herkes kendi kefenini taşır. Kendini ateşe atan pervane, onu söndüreceğine ateşi azdırır. Kötülüğe baş koyanlar da kendi testisini çatlatır. Testisinden akan su hayatıdır. Siz daha önce bunu gördünüz mü? Yok. Görmedik. Ama bir şey yapmaya kalkacak olursan... Avcının birinin böyle keskin, sivri, kana susamış bir bıçağı varmış. Bir gün avcının elini kolunu kesmeye başlamış. Avcı can havliyle ormana atmış bıçağı. Kadının biri de ormanda gezerken, dolaşırken bıçağı bulmuş. Eline alıyor ve bıçağın büyülü olduğunu hemen fark etmiş. Kana susamış. İştahlı bir bıçak bu. İştahını doyurmak için hemen bir odunu almış. Yontmaya başlamış. Yonttukça masum bir çocuğun suratı belirmiş. Kadının pek hoşuna gitmiş. Bıçağı okşamış. Sevmeye başlamış. Bıçak dile gelmiş. Demiş ki kadına, dile benden ne dilersen. Demiş ki, senin bu iştahını nasıl doyuracağım? Bıçak cevap vermiş. Bunu bilmeyecek ne var demiş. Onu toprağa saplayacaksın. Bir tek gücüm ona yetmez dedi.
kadın bıçağı toprağa sapladı. İşte bu bıçak, o bıçak. Bu bıçak ki nice şeyhlerin saçlarını, sakallarını kesti. Ama birisi ona elini uzatacak olsa yandı. O sadece sahibine itaat eder. Sen gördün mü daha önce böyle bir şey? Vallahi reis, hiç böyle bıçak görmedim de duymadım da ya. Belki de hakikaten sihirlidir ha. Dur şuna ben bir bakayım. Dokunma lan. Dokunma yanarız. Vay anam vay. Bu bambaşka bir şey ya. Başkadır. Başka. Sadece bana itaat eder. Tıpkı ölü ananın oğlu Aras'a itaat eden Şeyh Kalhan'ın atı gibi. Sen nereden biliyorsun bu adı? Daha önce gördün mü onu hiç? İki türlü görme vardır. Sen neyi kastedersin bilmem ama ben gönül gözüyle gördüm. Hem gördüm, hem işittim, hem bildim. Gerçekten gören gözden daha iyisini bildim. Anlat o zaman bildiklerini. Biz de duyalım. Ölü ananın oğlu Aras denen adam kimmiş? Neyin nesiymiş? Neler yapmış? Biz de bilelim. Su gibi akıp giden zamanın birinde Şeyh Kalu diye kutsal bir adam varmış. Bu Şeyh Kalu zamanının çoğunu evinde Şeyh postunun üstünde geçirirmiş. Arada sırada çarşıya inermiş. İnsanlar bunu pek severmiş. Ama bu öyle böyle bir sevgi değil. Kutsal bir sevgi. Şeyh Kalu herkese yardım edermiş. Kârilere, eşkıyalara da iyilik yolunu gösterirmiş. Ne yapıyorsun Fiko? İş üstünde misin gene? Ben mi? Sen ya. Neden hırsızlık yapıp can yakıyorsun? Tövbe şeyhim, ne hırsızlığı? Yalan söyleme. Günah üstüne günah işleme. Karnım açtı. Karın doyurmanın yolu bu mu? Hı? Ula görmez misin ki? Açmaya çalıştığın bütün kapılar kilitlidir. Niçin şansını zorluyorsun? Vazgeç bu hırsızlıktan. Tövbe. Estağfurullah. 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 Şeyh Kalu atına binip yöre köyleri ziyarete çıktığı zaman yer yerinden oynardı. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrimiz gelmiş, hoş geldiniz. Estağfurullah. Bakın, hoş geldiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah'ın hikmeti işte. Estağfurullah. Bayağı gölge. Bakıyorum, göremiyorum. Estağfurullah. Elini öpmek lazım. Duacısı olmak lazım. Saçmalamayın. Dualarınızı Allah'a yapın. Ben sadece vesileyim. Kur'an'ı okuyun. Ama anlayarak Türkçe mealini okuyun. İnşallah. Hayatınızı aksettirin. Anlamadan,
hayatınızı aksettirmeden hiçbir anlamı yoktur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yüce Rabbim, sen nelere kadirsin? Yüce gönüllü bir şeyh gönderdin bize. Şeyh Kalo, müritleriyle zikir çekerlerdi. Bu zikir esnasında müritleri kendinden geçerdi. Önceleri ona inanmayanlar bu gösterileri gördükten sonra Şeyh Kalo'nun eteklerine yapışıp müridi olurlardı. Vallahi duymuştuk da inanmamıştık şeyhim. Vallahi inandık senin kerametlerine şeyhim. Sana güveniyoruz şeyhim. Bizi de yanına al da hizmetinizde olalım. Hizmetinizde bulunalım. Estağfurullah. Estağfurullah. Şeyh Kalo'nun adı da kutsal bilinirdi. Hatta ona saygı daha fazlaydı. At istediği yerde oturur, istediği yerde kalkar, istediği yerde otlanır. Kimse karışmazdı. Hatta onun o gün gittiği, yemek yediği yerler uğurlu bilinirdi. Ye Küley Hanım ye, afiyet bal şeker olsun. Gücüne güç, güzelliğine güzellik katsın. Gel gözümün nuru, bu yana da gel. Dükkanımdan canını çektiğini ye. Tümü sana helali hoş olsun. Bana şuradan 2 kilo ver. Ama tam atın ağzının değdiği yerden olsun. 1 kilo olsun anam bacım, bize de kalsın. Şeyh Kalo'nun atına sadece tırnağını kesmek, kıllarını tamar etmek için yaraşılırdı. Değil üstüne binmek hayal bile edilemezdi. Bir gün elçiler geldi Şeyh Kalo'ya. Şeyhim. Destur. Buyurun ağalar. Deyiverin derdinizi. Hallamızın selamları var şeyhim. Ellerinizden öperler. Sağ olsun. Biricik kızı gelin olacaktır. Soylular soylusu pek sevgili şeyhimizin mübarek köylanına sadece bir saatçik binebilir mi diye sormaktadır. Bre cahiller. Ataklığınızı cehaletinize veriyorum. Benim atım Muhammedi atıdır. Burak atıdır. Razı gelmem. Varın gidin yolunuza. Hırsıza sahtekere at vermem ben. Şeyhim, Halil Ağa gücenecek ama. Halil Ağa'nın aşireti belalı aşirettir. Hak hukuk bilmez. Haydut dolu. Şeyh Kalo atına binerken. Bırak şimdi Şeyh Kalo'yu da bize Aras'ın hikayesini anlat. Otur hele şöyle. Aşiretlerle yönetilen topraklarda hal böyleyken diğer taraftan da kan akıtmalar, öç almalar almış başını gidiyordu. Aşiret reislerinden bir tanesi olan Halil Ağa geldi. Hasımlarından öyle bir hınç almak istiyordu ki o yörenin en meşhur, en bıçkın, en kanlı eşkıyası olan Ölü Ana'nın oğlu Aras'ı kiraladı. Bütün yetişmiş erkeklere vuracaksın. Ölü Ana'nın oğlu olarak bilinir. Neye Ölü Ana'nın oğlu olarak biliniyor? Herkes gibi onun da bir anası vardır elbet. Var elbet. Olmaz mı? Ama onu dünyaya getirirken ölmüş. O yüzden ulu din adamları onu lanet demişler. Kahinler çok kan dökecek demişler. Asıl lanetli olan onlar. Hiç sevmemişler. Kimse sevmedi.
Bir kişi bile başını okşamadı onun. Ne bebeliğinde. Ne büyüdüğünde. Hiçbir zaman. Ondandır Aras böyle oldu. En kanlı, en bıçkın, en çılgın eşkıya oldu. Onun adını duyduğu zaman insanlar korkudan tüyleri kabarır, derileri pul pul dökülürdü. İşte bu Halil Ağa, aşiret reisi, hasımlarından öyle bir öç almak istiyordu ki... Onlara ait bütün yetişmiş erkeklere vuracaksın. Orası kolay. Yalnız. Yalnız ne? Ben idamlık bir mahkumum. Yakalandığım an yağlı ipi boynuma geçirirler. Bu yüzden kendimi sağlama almam gerek. Alacaksın elbet. Dile benden ne dilersen. İşi bitirir bitirmez. Oradan sağ salim kaçabilmem için kasabanın doğusuna, batısına, güneyine at koyacaksın ki... Nereye yönelirsem ata binip kaçabileyim. Kuzey zaten dağlık. Yoksa kellem gider. Benden istediğin at olsun. Ne anla kaçarsan kaç. Atlar orada hazır olacaksın. Yeter ki sen dediğimizi yap. Sen hiç tasalanma Halil Ağa. Sana istediğin ölüleri hediye edeceğim. Sen kasabanın çatağa çıkan yoluna bağla. Sen de sofran çıkışına, ben de kozağaç çıkışına. Şeyh kalanın atı o. Az kalsın şeyhin mübarek atını vuracaktı. Koca şeyhimizin atını nasıl çaldırabiliriz arkadaş? Böyle bir şey olmaz ki ya. Nasıl söyleyeceğiz biz bunu şeyhe? Nasıl anlatacağız ya? Susun! Ne oluyor? Atınızı çalmış efendimiz. Atınıza binip gitmiş. Atımı mı çalmış? Kim? Kime ne zararı dokunmuş da benim mübarek dilsiz atımı çalıp götürmüşler? Hangi cahilin işi bu? Öyle ananın oğlu. Aras eşkıyası efendimiz. Belli. İnancı kısa insan işi bu. Yakaladığınızda onu sağ isterim. Eline kazmayı küreğe verin. Sırtından kırbacı eksik etmeyin. Bugüne kadar toprağa düşürdüğü her masumun mezarını kazdırın. Çıkan kemikleri sırtına yükleyin. Sonra ibreti alem için... Kasabamızda gezdirin. Şeyhlerinin emri üzerine yağlı urganlarıyla, kalın bir tomar böyle zincirleriyle herkes yollara düştü. Atı bulup bir an önce şeyhlerinin
hayır dualarını almak istiyorlardı. Ama nafile. Ne Aras'tan ne de attan hiçbir haber yoktu. Artık uçurumdan mı düştüler? Başka bir diyara mı göç ettiler? Öldüler mi? Hiç bilinmiyor. Yoksa bu kadın beni doğururken ölen hanımın hayali mi? Onun ruhu mu? Ölüm var, ölüm. Tunç'tan da olsan, demirden de olsan kaçamayacağın ölüm. Demirci Sefer'i de bir kara torbaya koyacak olan ölüm. Hayda. Demirci Sefer dedi şimdi de. Kim susturacak şu kadını? Sayıklamalarını kim durduracak? Kimse. Kimse durdurmayacak. Sus ve dinle. Evet, sus. Bu işin içinde bir iş var reis. Bütün bu olanlar size de garip gelmiyor mu? Öyle ananın oğlu diyor. Aras diyor. Demirci Sefer diyor. Nereden biliyor bütün bunları bu kadın? Hı? Anlattıklarına ne diye inanacakmışız? Sefer, laf karıştırıp durma. İster inan, ister inanma. Kadın konuşacak o kadar. Toroslarda Bozkır Beylerinin egemenliğinde yaşayan Demirci Sefer'in hikayesidir bu. Demirci Sefer o kadar bir ün salmıştır ki onun üstüne daha namlısı yoktur, olmayacaktır. Ama ondan önce Bozkır Beylerinde yaşayan mutlu insanların hikayelerini anlatmak lazım. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Bozkır Beylerinin en çok toprağına sahip olan Mehmet Bey yönetimin başındadır. Sabahları erkenden kalkar, uçsuz bucaksız araziyi dolaşır. Gördüğü kusurları, eksikleri hepsini yardımcısına not aldırır. Kolay gelsin. Sağ olun beyim. Buyurun beyim. Nasılsın? Sağ olun beyim. İşlerin nasıl? İyi beyim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun beyim. İlhan kardeşim. Buyurun beyim. Bu ormanların temiz havası ruhuma iyi geliyor. Maşallah. Şifa. Tefekkür ettiriyor bana, tefekkür. Kalbim ferahlıyor. Ormanlar güzel. Ulu dağlara çıkalım şöyle, biraz hava alalım. Şu Arz Tepe'ye çıkayım. Gönlüm şöyle bir manzara seyretsin. Tamam mı kardeşim? Herkes üzerine düşen işi makbul ve layıkıyla yapardı. Yalan, hile, hurda hiç olmazdı. Yapanı da kırbaçlardı. Kolay gelsin. Sağ ol beyim. Selamun aleyküm şeyim. Ve aleyküm selam Mehmet Beyim. Nasılsınız? Hamdolsun. Sağlığınıza dua açıyoruz. Türkçe Kur'an dersleri nasıl gidiyor? Elhamdülillah. Halkımız Kur'an'ı Türkçe okudukça peygamberi, Allah'ı, hayatı çok daha iyi anlıyor. Maşallah. Maşallah.
İnsanlar mutlu mesut yaşarlardı orada. Her türlü nimetten yararlanır, bereketli topraklardan faydalanırdı. Kolay gelsin. Sağ olun beyim. Nasılsınız? Sağ olun beyim. Hadi bereketli olsun. Sağ olun. Sağ olun beyim. Bolluk ve mutluluğun hüküm sürdüğü bu toprakları Bozkır Bey adaleti esas alarak törelere göre yönetirdi. Siz sözlerinizle, yaşantınızla, sanatınızla toplumumuzun ahlakı değerlerini alay edip kötü örnek olduğunuza karar verilmiştir. Oysa erdemli sanatçılar ahlakça iyi ve güzeli taklit ederek Tanrı'ya, insanlığa hizmet etmelidirler. Sanatçılar geleceğe yol açan, rehberlik eden kimseler olmalıdır. İnancımız ve kültürümüzün yozlaştırılmasına asla izin vermeyiz. Kınandınız. Eğer özür diler ve cehaletinizle ilgili verecek eğitime katılırsanız affedileceksiniz. Aksi halde sürgün edileceksiniz. Anlaşıldı mı? Özür dilerim efendim. Eğitim almaya hazırım. Özür dilerim efendim. Takdir edeceğiniz eğitim almaya hazırım. Arınma kıyafetlerini verin, giysinler. Özür dilerim efendim. Özür dilerim beyim. Gidebilirsiniz. Kıt imanlı, kıt imanlı. Tüz sana. Sen namaz da kılıyorsun, oruç da tutuyorsun. Eğer sen hakiki iman elde etseydin, rüşvet alıp hırsızlık yapmazdın. Yalan söyleyip gıybet etmezdin. Sen cezanı hak ettin, şimdi tövbe et. Çaldıklarını da misliyle geri vereceksin. Aman diyeyim beyim, ben ettim, siz etmeyin. Allah affetsin. Çıkabilirsin. İnanç ve kültürümüz çok önemli. Toplumumuzun yozlaşmasına asla izin vermemeliyiz. En önemli yasamız kültür yasamız, ahlak yasamız. Sonra ekonomi, sonra güvenlik. Birbirimize sevgi saygı olmadan hiçbir şey olmaz. Kültürümüze de en büyük katkıyı sinema yapıyor. Onun için yüksek ahlakı değerleri olan iyi filmler izlememiz ve izletmemiz gerekiyor. Bozkır Bey'imiz Mehmet Bey, bu modern çağda sinemanın insanı nasıl dönüştürdüğünü bildiğinden yüksek sanat dolu filmler seyrettirirdi halka. Demirci, Sefer Usta da ustaların ustasıydı. Bu yönetimin içinde yetişmişti. Öyle bir ün salmıştı ki dillere destandı. İşini layıkıyla yapardı. Eski demir ocaklarında yetişmedir bizim Sefer Usta. O böyle elini çekici aldıymıdı. En zor demir bile onun örsünün üstünde dayanamaz. Şekil alırdı. Kömürünü şimşek değmiş ağaçlardan seçerdi. Ki o kömürün ateşinde yapacağı bıçaklar şimşek gibi güçlü olsun diye. Sefer Usta'nın 7-8 yaşlarında oğlu vardı. Ama ona çok sevgisini göstermezdi. Kafasını okşamazdı. Sevmediğinden değil, onun güçlü olmasını isterdi. Kalk lan, kalk! Yahu vurmasana çocuğa. Kardeşim işime karışmasın. Tembel tembel oturacaksın ha, çalışsın. Demir ateşten geçmezse çelik olmaz. Git içeri, gel. Kolum kanadına bas.
Kas, al ayağın altını. Heh. Tuş bıçağı. Pöt. Bey yapma. Bak çocuk korkuyor işte. Sen kes şunu. Ya o işime karışma ya. Allah Allah. Bir karışmayın şu işime. Bu dünya korkaklar için cehennem oğlum. Öğreneceksin. Başta bu davranışları karısı olmak üzere etraftaki herkese ters düşerdi. Ama onların anlamadığı şuydu. Yaşadıkları bu mutlu düzeni sağlayandı Sefer Usta. Sefer Usta kötülerin ve günahkarların avcısıydı. Bozkır beylerin adaletin kılıcıydı. Mutluluk her zaman iyilikle olmazdı. Kötülere kılıçla cevap verebilmek için kısasa kısas yapmak lazımdı. O da yarın öbür gün oğlu büyüdüğünde kötülük avcısı olsun isterdi. Yunus'un tek arkadaşı değirmenci Musa'nın oğlu Kemal'di. Aa, bak Yunus bir adam. Su. Adın ne senin? Su. Su. Açım. Adın ne senin? Zeynel. Senin adın ne? Kimin oğlusun sen? Ben Yunus. Demir Sefer'in oğluyum. O da arkadaşım Kemal. Babana söylemesin değil mi? Burada gizlendiğimi kimseye demezsiniz değil mi? Bu aramızda bir sır olsun. Tamam, sır olsun demeyiz. Baban yumurta sevmez. Söyle bakalım, kime götürüyorsun onu? E hadi söyle. Diyeceğim de kimseye demeyeceksin ama, tamam mı? Söz ver. Çünkü bu büyük bir sır. Baban nerede çocuk? İçeride. Haber ver beri. Çıksın tez. Baba, baba. Baba, baba. Kalk, süvariler geldi. Süvariler mi? Evet baba. Uyuyor demedik değil mi oğlum? Demedim baba. Seni çağırıyorlar. Aferin sana. Buyurun dostlar. Hoş geldiniz. Beylerimiz için, halkımız için ne yapabilirim? Vazifem nedir? Emrinizdeyim. Vazifen içinde. Karaların Zeynel, çoban kız İlan'ın namusunu kirletmiştir. Okudum. Bildim, anladım. Başım gözüm üstüne. Ne zamandan beri buradalar oğlum? Daha yeni baba. Uyuyor demedin değil mi oğlum?
Demedim baba. Aferin sana. Aferin. Baba, bunlar da kim? Sorma oğlum. Uzun hikaye. Baba, sana ödün mü vermişler? O kara torbanın içinde ne vardı? Kötülük vardı oğlum. Kötülük vardı. Anlamadım baba. Anlarsın. Günü gelince anlarsın oğlum. Onlar da kim baba? Sorma diyorum ya oğlum. Hadi sen git. Ocağa bolca kömür koy, tamam mı? Çalışacağız. Tamam baba. Çok keskin. Çok keskin bir bıçak yapacağız. Hadi bismillah. Bey. Aman beyim. Sen çocuğun yaralı dediğine bakma. Dikkat et, tehlikeli olabilir. Merak etme sen. Merak etme. Gel vay be. Korkma benden. Korkma benden. Kötü biri değilim. Benden ancak kötüler olurlar. İç. İç öyle. Şimdi söyle bakalım. Sen kötü bir şey yaptın mı? Yok haşam. Ben kötü bir şey yapmadım. O zaman korkulacak bir şey yok. Ben zaten sana iyi bir haber vermeye geldim. Hilal kız yok mu? Hamileymiş. Beylerimiz, madem bunlar birbirlerini seviyorlar, evlendirelim dediler. Hadi kalk gidiyoruz. Kalk. Kalk. Leş gibi kokuyorsun leş. Beylerimizin karşısına bu şekilde çıkamayız. Şöyle güzelce yıkan, temizlen şurada. Gel. Olur ağam. Gel. İyi düşünmüşsün. Geç bakalım. Geç, 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 geç. Aa. Geç. Sen. Temizlen. İyice temizlen. İyice temizlen. Tamam, gel. Gel şöyle. Gel şöyle. Koş. Koş. Beyim. Irz düşmanının kellesini getirdim efendim. Sen kutsal bir görev yaptın Sefer. Halkımız adına teşekkür ederim. Bir ırz düşmanını daha temizledik. Eğer bu pislikleri temizleyip yok etmezsek bütün beldemiz kirlenir, bataklığa döner. Hizmetim dokunduğu için sevinçli ve gururluyum efendim. Bugüne dek itaatin ve sadakatinle sen de bizim gururumuz oldun Sefer. Her konuda ince eleyip sık dokuduğumuzu, kurulum verdiği hükmün geri dönüşünüm olmadığını en iyi bilenlerden birisin. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ben gene yumurtalı dürüm yaptım. Onu çok seviyor. Ben de nenemin pekmezinden kattım. Çabuk iyileşsin diye. Bence yakında iyileşir. Bence de. Kemal, sen çocuğu alır mıyız? Neden? Neden olacak? Hem yaralıya baktığımız için hem de sır tuttuğumuz için. Alırız yani. Zeyne iyileşince beyleri anlatır. Nerede bu? Zeyne amca neredesin? İyileşti gitti belki. Demek o kadar iyi avcıymış bu demirci Sefer denen adam. Hem de kötülük avcısı. Madem öyle, bu demirci Sefer
Neye beni yakalayamamış ki? İnsan durduk yere kötü olmaz ki. Belki de acımıştır sana. Anam hiç olmadı diye. Yalnızlık çektin diye. Belki de hiç yoluna çıkmadın, kim bilir. He? Ölüm var, ölüm. Geldiği miydi? Ne bey, ne aha, ne maraba, tanımayan ölüm. Vakti geldiğinde de demirci sefer için fermanı yazılacak olan ölüm. Yeni görevi yaban adında bir hırsızı yakalamaktı. Demirci sefere gönderilen hüküm kağıdında oba beylerinden Dumrul'un keçi sürüsünü çaldığı yazılıydı. Gelsin bacım. Oralarda yapan birini gördün mü bacım? Görmedim aga. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Oralarda yapan birini gördün mü? O buralarda yaşamıyor. Eyvallah, sağ olasın. Demirci seferde hırsızın saklanabileceği yerleri tespit ettikten sonra görevini yapmak üzere yollara düştü. İncin top oynuyor. Allah Allah. Ama evin bacası tütüyor. Ne bir ses, ne bir hareket var. İçeride uyuyor olmalı. Vay be. Benim örsümün üstünden çıkma bunlar. Ulan ben galiba en az müşterilerimden birinin yerini bastım. Lan bu yaban dedikleri bas bayağı bizim Cengiz be. Sopranlı Cengiz.
Her kimsen çık dışarı! Karı gibi saklanma lan! Nasıl tuzağa düşürdüm seni? Ulan benim. Yabancın değilim Cengiz. Dostsan da, düşmansan da çık dışarı. Sana dışarı çık dedim. Çık! Ulan insan hiç kendi evini kuşatır mı şerefsiz? Benim lan benim. Benim ben. Allah kahretsin. Az da arkadaşımı vuracaktım. Kusura bakma. Son günlerde ortalık öyle kötüledi ki. İnsan kendi gölgesinden bile kuşku duyar oldu. Gel hadi gel. Eve girelim. Cigaran var mı? Var. Var ama sadece cigara yetmez. Sen ne arıyorsun buralarda? Vallahi şimşekteymiş ağaçlardan kömür çıkarıyordum. Ocakta o kömürleri kullanıyorum ki şimşeğin gücü demire geçsin. Cengiz, sen sopran köyünde değil miydin? Senin gibi iri yarı kalıplı bir adamın bu gücücük kulübede işi ne? Oradaydım ama insanın içinde canını taşıması zorlaştı artık. Al bakalım. Biraz vade içelim. Ben içmem. Beylerimiz içkiyi hoş görmezler. Ben de içmem. Yoksa o beyler mi yolladı seni buraya ha? Şimşek değmiş ağaçları bulmaya. Tam da buraya. Benim kulübe öyle mi? Yoksa yakıp kömür edeceğin, kül edeceğin ben miydim ha? Davranma! Ne yapıyorsun ya? Cengiz! İndir silahı. İndir oğlum şu silahı. Niyetini söyle dedim sana. Çabuk söyle. Cengiz! Aklını başına devşir. Şu silahı indir. Burada ne işin var? Çabuk niyetini söyle bana. Çabuk! Şu silahı indir sana. Her şeyi anlatacağım. Beyim. Yaban diye biri yok. O benim en has müşterilerimden Sofrandı Cengiz'dir. Ocaktan gelme bir demirci olarak bana yalvarınca tutup kolundan size getiremedim. Namusuma yediremedim. Namusuna yediremedin ne demek? Verdiğimiz hükmü çiğnemeyi nasıl yedirdin namusuna? Ama beyim, demirci demek demire imzasını atmış demektir. Adam bütün baltalarını, bıçaklarını benden almış. Bu seferlik beni affedin. Yerime başkasını gönderin. Ne yapacağımızı biz düşünürüz. Sen bizim yerimize düşünme. Tamam mı? Bozkır beylerinin önüne atılan içi boş kara torba isyan anlamına gelirdi. Bizim demirci Sefer Usta da yıllardır bunların yanında çalıştığı için birden gözden çıkaracaklarını akıl edemedi. Ama bir taraftan da içi içini yer duruldu. Sefer,
Sefer. Senin için de kara torba atıldı. Başının çaresine bak. Bir gün öğreniyor ki itaatsizliği yüzünden yere kara, içi boş bir torba atılmış. Bizim Sefer Usta bunu duyunca bu güzel dünyaya olan inancını yitiriyor. Hayatında ilk defa oğlunu öpüyor, karısıyla helalleşiyor. Bey. Beyim. Hakkını helal et. Helal olsun. O gün bugündür dağlarda dolaşıp durur bizim Sefer Usta. O içi boş torbayı doldurmamak için kaçar durur. Şimdi sana sıra kimde diye sormayacağım kadın. Belli ki sen büyücü gibi bir şeysin. Geçmişten, gaybten haber alıyorsun. Haberleri ölüden alıyor bu kadın. Anlat bakalım. Ölüm var, ölüm. Gelenler geliyor, gidenler gidiyor. Hayat yerini ölüme bırakıyor. Bir yörük olarak dünyaya geldi bizim çoban. Cemal. Gece gündüz çalı çırpının arasında gözleri kapalı dolaşır dururdu. Çok iyi bir çobandı bizim Cemal. Yaşı 30'a gelmişti ama daha evlenmemişti. Sözlüsü Suna köylüydü. Damdan çıkıp çadıra girmem derdi. Ben dam altından çıkıp da sizin çadırlarınızda oturmam bir kere. Ya sen çadır hayatının güzelliğini bilsen dam altına girer misin bir daha Suna? Hiç de bile. Boşuna uğraşma. Ben diyeceğimi dedim Cemal. Tamam be Suna. Hele bir evlenelim. Bırakırım çobanlığı da. Söz mü? He söz. Ah. Bu ne? Ben işledim. Söz mendili. Kız bak benden başka kimseye bakmayacaksın he. Ömür boyu beni seveceksin tamam mı? Seveceğim. Ama sana çobanını bırakacağım diye söz verdin, unutma. Unutmam. Sen çobanını bırakınca biz ne yiyip ne içeceğiz, neyle geçineceğiz? Ya sen orasını düşünme Suna. Erkek değil miyim ben? Bulurum bir çaresini. Tamam. Ben kalkayım o vakit. Anam merak etmiştir. Ya kız nereye gidiyorsun? Dur bir sarılam. Eline ver bari. Yok be. Teke gibi kokuyorsun zaten. Hem evlenmeden olmaz. Ha, kızım bu ne? Ulan mum dişi de sarı. Lan altın tozundan başka bir şeye benzemiyor bu. Dur. Debelenme kızım, dur. Dur kızım, dur. Bunun ne olduğunu anlamam lazım. Altın tozu mu bu ya? Allah Allah, altın gibi parlıyor ya. Teşekkür ederim. Allah Allah. Altın mıymış? Olmaz olsaydı.
altın değil, sarı tuzaktı. Tuzak! Tuzaktı. Altın yerin dibinde. Ölüm gibi bilinmezdir. Parlaklığı gözlerinizi alır. Araması kolay, bulması zordur. Keçilerin dişlerinin arasındaki bu altın tozu yedikleri otlardan mı, içtikleri sudan mıydı? Bir altın tozu otu vardı da Cemal mi bilmiyordu? Kafasında deli sorularla obasına geri döndü. Dedi ki, bilse bilse bizim obadaki bilge bilir dedi. Geldi, bilgeye sordu. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Selamünaleyküm dedi. Ve aleykümselam. Buyur. Sen hiç ömründe altın dişli keçi gördün mü? Görmedim evladım. Ya. Görsem ne diye söylemeyeyim. Ama. Ama ne? Bir zamanlar. Padişah döneminde. Şu bozkırın toroslarında altın gümüş madenleri vardı oğul. Ocakların kalıntıları halen daha durur. Pek çok insan altın aramaya geldi buraya. Kim buldu, kim bulmadı biz hiç öğrenemedik. Sürü otlattığın o tavus çayırındaki çukurları ne zannedersin? Ama bana soracak olursan sen bu altın işlerine fazla kulak asmayasın evlat. Neden? Altın işi sarı tuzaktır da ondan. Benden söylemez. Bunlar. Evlat. Bunlar altın. Altın mı? Altın. Zengin oldum. Hadi bana eyvallah. Nereden buldun? Bizim çoban Cemal gece gündüz altın düşünmeye başlamış. Her yere baktığında altın görmeye başlamış. Yapraklar dökülünce altına dönüştüğüne dair bir efsane hatırlıyordu. Yapraklar yaldızlanmış. Altın rengi fışkıran böyle ateş, masalsı otlar, altın otları. Sözüm ona, ay ışığında da konuşurmuş bu ateş otları. Allah, altın tarlasına düştüm. Bizim çoban Cemal, ateş otlarının her birine işaret koymuş. Çoban Cemal, içi pırıl pırıldı böyle, altın gibiydi. Kendisini öyle hissederdi.
sevdiğine altın rengi fistanlar, kumaşlar almaya başladı. Zengin oldum, zengin. Belli oluyor üstünün hep kıyafetten. Nasıl yani, ne zengini? Bazpaya kız, başkaları nasıl zengin olduysa biz de öyle olduk. Yakında şansıma koş ki ben sesinden yakalayıp sallayacağım. Senin parmaklarını, bileklerini altınla donatacağım. Dişlerini de altınla kaplayacağım. Altın mı bunlar? Sahiden zengin mi olacağız? Olacağız da ne demek? Olduk bile. Kız, bu altın tozu daha ne ki? Sonra pimardan buldum ki sorma. Kız seni anlayacaksın. Define buldum, define. Artık bundan böyle damlarda, çadırlarda değil, seni bol camlı evlerde yataracağım. Yaşasın! Hayırdır Reis amca? Oh. Öyle böyle değil. Ben sana çok dargınım Cemal. Çok dargınım. Allah Allah. Ne yaptım ben ya? Davuna kış mı dedim? Daha ne yapacaksın? Define buluyorsun. Bana söylemiyorsun. Ben de beni göresi geldi sanıp şaşırmıştım. Defineymiş derdin ha? Demek define işi doğru ha? Doğru ya. Peki, neden bana haber vermiyorsun? Ha? Hem benim kızımla evlenmek istiyorsun, hem de böyle bir haberi benden saklıyorsun. Ama Sahar Sultan bile duymuş haberin olur. Bak, bu işler öyle ulu orta konuşulmaz. Başına iş açarsın sonra. Kiraz olgunlaşınca içine kurt kaçar hesabı. Anlıyorsun? Ya ulu orta söylemiyorum ki ben. Sözüm olan senin kızına söyledim. O da durmamış yetiştirmiş sana. Sahar Sultan duyduysa o da senin sayendedir. Aman neyse ne. Bak Cemal, tanıdığım çok iyi bir kuyumcu var. Kuyumcu Ali. Jandarma komutanıydı da arası iyi. Onu ben buraya getireyim. Bulduğun definenin yarısı senin. Geri kalan yarısını da kuyumcu Ali'yle biz paylaşırız ha. Bak bu işi böyle dallanıp budaklanmadan bir güzel kaldırıverelim ortada. Anlıyorsun? Kızımla evlenmek istiyorsan kapıma bir çift koç bağla dediydin. Az mı zora koştun beni? Şimdi verecek mi kızını bana? Verdim gitti ya. O işin nazıydı ha. Biliyorsun. Kız evi naz evi hesabı. Anlıyorsun? Tamam. Getir kuyumcuyu. Sağ mı? Aslan damadım benim be. Tamam bak gidiyorum ha. Gidiyorum. Anca gidildi onca yol. Tamam. Veysiz sevinç ve ümit içinde ayrılırken bizim çoban Cemal alay etmeye devam ederdi. Defineyi daha bulamamıştı. Ama o egoist ve menfaatçı kayınpederine de bir ders vermek isterdi. Ya böyle oturmuş çocuklar gibi masal mı dinleyeceğiz? Döğün evini basmanın vakti geldi geçiyor. Yağma yok lan. Yağma yok. Altınların akıbetini öğrenmeden şuradan şuraya gitmeyeceğiz. Vallahi ben de gitmem. Kim kimden ne saklıyor anlayalım hele. Kimsenin bir şey sakladığı yok. Kızılımsı topraklar, yıldızlı topraklar giderek altına yaklaştığını fark ediyorum. Her şey onun için altın olmuştur. Gerçekliğini bırakmış, bir efsane yaşamaya başlamıştır. Kazmaya başlamış. Thank you.
Şahin kadın her şeyi anlatıyor apaçık. Göreceğiz. Devam et kadın. Veysi dediğini yaptı. İki gün sonra Saraf'ı da aldı. Yorgun, bezgin bir halde kalktı gitti yanlarına. Bizim çoban Cemal de bunları aldı. Çobanlık nasıl bir işmiş? Şunlara bir ders vereyim deyip dağlara götürdü. Dere tepe dolaştı. Olur olmaz yerleri gösterdi. Ama daha fazla da yalanını sürdürmek istemezdi. Size bir şey değil mi? De artık Cemal, de. Ya benim define mefine bulduğum yok. Bu benim size şakamdı. Ne? Deli olma. Ne şakası Cemal? Ha? Biz senin bu tatsız şakan için boylamadık bu dağılan yüzünü. Ha? Ya görüyorsun halimizi. Yürümekten dabanlağımız şişti. Ya bırak şimdi şakayı da düş önümüze. Hadi göster artık şu definenin yerini Cemal. Ya gerçeği söylüyorum, hakikati söylüyorum. Define falan buldum yok benim ya. Ya. Ne anlamıyorsunuz? Sen definenin yerini bize söylememek için uğraşıyorsun herhalde ha Cemal. Bize güvenmediğin için söylemiyorsun. Bize güven, güven. Ve senin dediği gibi yarısı senin, yarısını ikimiz biz paylaşırız. Tamam mı yeğenim? Ya şaka yaptım diyorum, niye anlamıyorsunuz? Olmayan define mi yaratayım size haşa? Yok ya define mefine yok. Define olsa ben bu güneşin altında durur muyum bu sürünün başında? Cemal, Cemal bak biz bir aile sayılırız. Sen de benim evladım sayılırsın ha. Bak, kasabanın en güzel evini alırız sana. En iyi terzide, en güzel elbiseleri diktiririz. Böyle cillet gibi olursun Cemal, cillet gibi. Ha, bak Sunay'ı da koluna taktın mı Cemal? Böyle efendiler gibi gezersin. Cemal, bak yorma bizi artık ha. Ha, söyle artık şu definenin yerini Cemal. Cemal! Cemal! Ha Cemal! Köpe oğlu köpe yerine koydun bizi ama! Yazıklar olsun sana! Ne kötülük yaptık sana ki! Bize bunları yapıyorsun! Kalıbına yazık! İnsan sanmıştık seni! Yeter be yeter! Deminden beri laf anlatıyorum anlamıyor musunuz? Define mefine yok! İnsan olan laftan anlar ya! Dağın yüzünde yalnız kalan Veysi ile kuyumcu Ali söylene söylene Veysi'nin köyüne giderler bir kahveye otururlar. Olup biteni de tek tek herkes anlatırlar. Cemal yalan söylüyor, yalan. Cemal'in define bulduğuna kalıbımı basarım. Esrar'tan mı? Sahi mi? Bulmuş mu? Altın çok mu? Ne kadarmış? Bulduğu define yalnızca bize değil, bütün bu köye yeter. Vay anasını be, o kadar çok mu? Ha çok mu? Çok da laf mı? Çoktan da çok. Ama anladığım kadarıyla Cemal açgözlülük edip bulduğu defineden kimselere zırnık vermek istemiyor. Dünkü çoban ağam olmuş. Tanımaz artık bizi, bir şeyler yapmalı. Ya. Bu kadar altın bırakılmaz bir kişiye. Ya tabii bırakılmaz. Değil mi? Tabii. Çoban Cemal define bulmuş. Bütün köy kurtuldu. Ah Cemal ah. Hani altınlar bizim olacaktı? İşte bütün köylüyle mi bölüşeceğiz? Bak hele kuyumcu Ali. Kızgınlıkta sinirlenip herkese söyledik ya. İyi halt ettik. Uçkada beyin yok bizde. Ha? Şimdi ikna olup defineyi paylaşsa bile bu köylülerle nasıl baş edeceğiz? Kim bilir belki çoktan biri vardı yanında. Başka kimseye demeyeceksin diye söz alıyorsun. Yeter ki yerini söylesin. Bak, 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 bak şuna bak. Neşesinden, keyfinden nasıl da gaval çalıyor. Definenin yerini bilmese böyle keyif çatağı mı hiç? Kesin yerini. Ya. Hadi gidelim. Cemal. Cemal'ım. Ya arkadaş, gerçekten de sizlerden kurtuluş yok. Yaman adamlarsınız vesselam. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye kasabanın en güzel lokumunu aldım sana. Hem de cevizli cevizli.
Ha? Ayakkabı. Dur hele. Daha bitmedi. Aha. Tamam, anladım. Madem sizden kurtuluş yok, madem gönlümü almak için bonca hediye getirmişsiniz, haydi gidin köye, hazırlığınızı iyice yapın. Anladınız herhalde ne demek istediğimi? Hı-hı. Ya onca altını neyle taşıyacaksınız köftehorlar? Gece olunca dağa çıkacağız. Definenin yerini göstereceğim size. Aslan damadım ben. Al. Ye. Yerim. Ha şöyle. İyi eşek getirmişsiniz. Bu defineyi deve bile taşıyamaz ha. Hadi be. Ha, ipler de iyi, heybeler de iyi. İyi, iyi. Verin eşekleri. Cemal, biz gelmeyecek miyiz? Ya, definenin yerini size gösteremem. Yenim. Cemal! Cemal! Neyse baba. Heh. Bu hazineyi evin en kuytu yerinde sakla. Heh. Arlısı var, arsızı var. Hırlısı var, hırsızı var. Heh. Anlıyor musun? Anlıyor. 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 Yaşasın. Sevgili oldu. Koyuncu Ali. Şu çuvallardan birini aç da altınlığımızı görelim. He? Yorgunluğumuz geçsin. Evet. Hadi. Ha? Taş. Taş. Bu taş mı? Taş. Taş. Taş! Cemal! Durun! Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Sus, konuşma. Seni reis bekliyor. Şimdi lafı uzatmadan bir de şu definenin yerini söyle bakalım. Abi ne definesi ya? Öyle bir şey yok. Ya bugünlerde herkes defineyle bozdu aklını. Bunlar ne lan? Bunların gerisi nerede? Eğer hemen söylemezsen derini yüzüp... Gerisi keçinin dişinde. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Abi ben kimim sizinle dalga geçeyim? Yeminle söylüyorum. Bunun gerisi de arkası da keçinin dişinde. Ben keçinin dişinden sıyırıp da topladım bunları. Sen bunları bizim külahımıza anlat. Ha vallahi
Billahi doğru söylüyorum. Biz seni konuşturmasını biliriz. Bir saat daha dayanamazsın. Kan başında fışkırmaya başlayınca o zaman bülbül gibi öteceksin. Abi vallahi yok, billahi yok. Su, su verin. Su. Tuzlu su mu lan? Şerefsizler. Kırdınız bacağımı. Merhamet edin ne olur. Tuzlu su işkencesi de bir işe yaramamıştı. Bacağım, bacağım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bacağım, bacağım. Öldü zannedip bizim çoban Cemal'i derenin kenarına bırakıvermişler. Orada ne kadar kaldığı bilinmez. Halkı gelmiş obasından, sesleniyorlar. Cemal, Cemal, kendine gel. Cemal. Su içmem. Kim dövdü seni? Kim bu hale getirdi? Eşkıyalar. Ama şanslı. Ölmemiş. Ölüm yanından sıyırıp geçip gitmiş. Kadersiz çobanı obanın halkı almış, tedavi etmeye başlamışlar. 2 aydan önce ayağa kalkamamış bizim çoban. Ayağa kalkmış ama o 3 tane eşkıya öyle bir işkence etmiş ki çocuğa. Ayakları kırılmış, topal kalmış. Bizim çoban Cemal de hırs etmiş. İntikam bürümüş gözünü. Diyor ki ben eşkıya alacağım. Dağlara çıkıp intikamımı alacağım o 3 eşkıyadan. Kendi hakkı olan keçilerini satıyor, cephane alıyor. Dağlara gidiyor. Çok şükür iyileştim ama bacak nasıl kırılırmış gösteririm size. Kendine mukayyet ol yeğenim. Ne? 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 Vah ki ne vah. İntikamını almış mı peki kendini o hale koyanlardan? Almaz mı? Hem de nasıl almış? Dur. Üçünü de böyle ağaçtan tepe aşağıya sallandırmış. Ağzından, burnundan, her yerlerinden tuzlu su çıkartmış onların. Maşallah kardeşime. Aferin lan. Suna denen o geveze kadın ne yapmış peki?
Unutmuş mu hemen Cemal'i? Yanına gitmiş mi, bir geçmiş olsun demiş mi? Ne gitmiş ne demiş? Hiçbir şey. Altın yok. Define yok. E adam topal oldu. Sözü atmış. Babası da gitmiş kahveye. Benim kız söz attı diye herkese yayı vermiş. Günahardı bırak kızanlar. O elindeki nedir senin Cemal? Zamanında söz diye verdiğim mendil. Kalk lan, kalk. Kalk, eşkıya adamı alamaz. Kalk. Kalk hadi. Kadını burada bırakamayız. Şanımızı iki paralık eder. İçimizi, dışımızı, karanlığımızı biliyor. Mecbur. Öldüreceğiz. Ölür mü ki? Kurşun değer mi ki buna? Vurun geçsin. Kocamın yanına koyarsınız beni. Bir vuralım bakalım. Değiyor mu, değmiyor mu görürüz. O senin için, benim için, hepimiz için üzüldü. Sanki anamızmış, bacımızmış gibi içerledi. Hepimize ağıt yaktı. Doğru söylüyor aslında. Hepimizi insan gibi gördü. Eşkıya gibi değil. Aslına bakarsanız ben de ölen anamın ruhunu gördüm sanki. Ama zayıflık etmememiz gerekiyor. Ben size bir iyilik edeyim. Bir hikaye daha anlatayım. İster dinlersiniz, ister sesimi kesersiniz. 99 kişiyi öldürmüş bir adam varmış. Demiş ki bana bir bilgin, bir alim bulun. Bulmuşlar. Gitmiş. Huzuruna çıkmış. Demiş ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Bunun bir tövbesi var mıdır? Alim yok demiş. Çıkarmış silahı. Vurmuş. Cinayetlerini yüze tamamlamış. Ama öyle bir vicdan azabı çekiyor ki, öyle bir acı yaşıyor ki, gidiyor dağlara, kendini mağaraya kapatıyor. Orada yaşıyor. Bir gece rüya görüyor. Rüyasında dünya hoşgörüsü, büyük düşünür, Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi'yi görüyor. Diyor ki, ben 100 kişiyi öldürdüm. Bunun bir tövbesi var mıdır diyor. Evet, vardır. Seninle tövben arasında kim perde olabilir ki? Ancak bağların yurdu olan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a çokça ibadet eden kişiler vardır. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin. Ve bir daha memleketine geri dönmeyeceksin. Çünkü insan kötü tanındığı yerde kötülükle baş edemez. Ya öleceksin ya öldüreceksin. Şu bizim Konyalı Mevlana mı? Evet. Esra mı? Evet. Tamam o zaman. Şimdi bu 100 tane adamı öldürmüş, tövbe edince cennete gidecek. Öyle mi?
Hedefe bir karış daha yakın olmanın ne manaya geldiğini anlamamışsın sen. Ne manaya geliyormuş? Hedefe bir karış daha uzak olsaydı adam cennete gidemeyecekti. Erkenden tövbe etmiş, kurtulmuş. İnsanın ne zaman öleceği belli değil. Yola çıkmış, kendini kurtarmış adam. Peki. Diyelim ki karar verdik şimdi. Tövbe ettik. Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bizi tanımayan, geçmişimizi bilmeyen insanların diyarına gideceğiz. Oğlumla karımı da yanıma alırım. Ben de seninle gelsem olur mu be? Ha? Bana da bir kadın buluruz. Evlenirim. Gel, gel. Ha? Kendi mesleklerimizi devam ederiz. O zaman biz tevbe yurduna, kurtuluşa gidiyoruz. Hadi kal sağlıcakla. Yolunuz aydınlık olsun. O 100 kişiyi öldüren katil adam tövbe yurduna doğru yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti dediler. Azap melekleri de bu adam hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlar böyle çekişirken insan suretinde biri yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa yakınsa oraya aittir dedi. Ölçtüler, gördüler ki tövbe diyarına bir karış daha yakın. Böylece onu hemen rahmet melekleri aldılar.